Ama sahurda hani bir şeyler yenilirse o gün Hı. çok hemen acıkma, mesela sabah kalktığın zaman acıkma başlıyor. Ama akşam yemeğiyle tutulan oruçlar çok rahat tutuluyor gerçekten. Onu kendim de gözlemledim. Ya iftarsız, iftarsız değil de iftarda sadece su Su. içilen daha da kolay oruç tutar. İkinci oruç günü, su oruç günü daha da kolay, üçüncü daha kolay. Üçüncüden sonra Daha yemek kolaylaşıyor. isteği kesilir Kesiyor. tamamen, bazen yeme nefret de gelir. O derece Evet. kadar Orada insanı. hücrelerin şuurlu olduğu meselesi. Ben Aydın Hanım'dan onu öğrendim. Hücreler şuur sahibidir. Ve bu şuurlu oldukları için de neyin iyi, neyin kötü olduğunu cevap verebilecek potansiyelleri vardır. Yani onun kendi haber verme sistemi var, haberleşme mekanizmaları var. Veya İşte yemeyeceğini vücudunda bildiği zaman maddeler, acıkmıyor, hormonlar. değil mi? Yemeyeceğini bildiği zaman acıkmıyor, ihtiyacı olmadığı zaman size sinyal verebiliyor. İştahınız kesiliyor. Mesela bunu bilirsiniz. Gebe bir insan iştahı kesilir. Hatta dışarı atmaya çalışır. Bulantı ve kusmalar Evet. yaşar. Ya da ağır tümör vakalarında insanların iştahları kesilir ve çok kilo verirler. Veya grip vakalarında iştah hemen Hastayken kesilir. iştah kesilir. Ve biz de Çünkü zorla vücut yedirmeye bunu çalışırız. O bilir. da çok yanlış bir şey, Çok değil mi? yanlış. Çok Çünkü yanlış. onu Allah otomatik olarak iştahı kesiyor aslında. Çünkü yükünü artırmış oluyorsunuz. Yani zaten hasta orada bağışıklık sistemi kanalıyla bir savaş halinde, bir şekilde orada dengeyi oturtmaya, fazlalıkları atmaya, iltihapları boşaltmaya, ateşi yükseltiyor, ısıtıyor, onlar iyice yumuşasınlar ve rahat atılabilsin diye bir sistem var orada. Siz orada ona dışarıdan çok fazla gıda, işte et Veriyoruz. suyu, çorba içirilir, ağır yemekler kuvvetlensin Kuvvetlensin diye. düşüncesiyle verilir ve çocuk övüre övüre içer. Çocuksa bu zorla verilir. O zaman vücuda aslında iyilik yapmıyorsunuz, yükünü arttırıyorsunuz, sindirim sistemini ekstra yoruyorsunuz, bağışıklık sisteminin gücünü düşürmüş oluyorsunuz. Peki ateşi düşürüyoruz mesela. O da yanlış o zaman, öyle mi? Ateş müdahale ediyoruz ama bir Antibiyotikleri yere veriyoruz. kadar bekliyoruz. Yani ateş bir yere kadar bekliyoruz. Ama başı serin tutmak, işte duşlarla vücudu serinletmek, atılan toksinleri ciltten olsun, bütün sekresyon vücut sıvılarıyla olsun, o toksinlerin atılmasını hızlandırmak, mesela keseyle keselemek olabilir. Zaten bu işlemler ve lavmanla bağırsakları da boşaltarak Temizlenmesi vücudu gerekiyor. serinletebiliyorsunuz. Bu şekilde zaten ateş 38,5'ların üzerine çıkmıyor. Bir de bir müşahedeyi anlatayım. Bir hastamız küçük bir çocuğu vardı ve çok ateşlenen bir çocuktu bu. Sık hastalanan bir oğlan çocuğuydu. Dedi ki ben artık ilaçları, antibiyotik falan hemen sarılmıyorum. Yemek de vermiyorum. İşte sıvı verebiliyorum, limon suyu verebiliyorum çocuğun dengelemek adına. Ve çocuğun ateşi zaten 39'un üstüne çıkmıyor artık dedi. Şimdi hep Yani yediği zaman ve onları kullandığında ateş daha fazla fazla yükseliyor. çıkıyor. Yaptığımız bir şey var. Mesela en ufak bir kırgınlıkta hemen ilaçlara sarılıyoruz. Antibiyotik alıyoruz. İşte ateş düşürücüler. O zaman çok yanlış bir şey. Evet, ben daha da ısrar söylüyorum. Bu yanlış değil de cinayet. Cinayet o kadar kötü bir O şey. kadar kötü bir şey. Ve zulüm. Ve anneler diyorlar. Biz dayanamıyoruz. Çocuk ateşlense biz dayanamıyoruz. iyi anlamak, bu durumu iyi anlamak çok önemli. Neye biz dayanamıyoruz? Allah'ın sistemi böyle çalışıyor. Vücutta kalıntı toplandı. O zaman başka sisteme Devreye giriyor. devreye giriyor. Kanın ateşi yükseliyor. Yükselmiş ateş kanı ısıtıyor. Isıtılmış kan kalıntıları eritiyor. Ve ter ile Vücuttan atıyor. atıyor, vücuttan atıyor. Biz onu ilaçtan O kadar mükemmel bastırıyoruz. sistem. Ateş düşürücü içtik mi? Tamam. Ateş düşürdük. Kanı soğuttuk, bütün kalıntıları vücutta bıraktık. O annenin çocuğa merhameti, hayır, zulüm. Zulüm olmuş oluyor. Zulüm, zulüm ile iş bitmiyor. Allah'ın sistemi küçümseme, Allah'a isyan ve şirk. Bakın o kadar kolay insan şirke geçiyor. Çünkü Allah Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor. Kulum seni mükemmel bir şekilde yarattım. Evet. En mükemmel şekilde yaratmış. O zaman ve Allah Cenab-ı Hak diyor, sabır et. Ve sabır mukafatı her bir sırada anlatıyor sabır mukafatı. Sabır et. Sabır ve Sen tevekkül çok önemli. bilmiyorsun nasıl yardım etmek mümkün. O zaman sabır et en güzel karışma. Karışmayacaksan muhakkak ve muhakkak Allah'ın sistemi çok başarılı
başarılı sonuca gelir. O zaman Allah hastalığı verdiği zaman onu tedavi edecek sistemi de mi koymuş şimdi? Kendi kendine. Evet, mükemmel bir sistem. Mükemmel bir sistem koymuş. Mükemmel bir sistem. Sadece karışma. Karışma. Benim sistemime karışma. Karışma. Hastalığı verdiğim gibi ben onu iyi de edeceğim diye öyle bir mekanizması var Allah'tan. Bakın, biz Allah'ın sistemi bozmak için her şeyi yapıyoruz. 6 sakız defa günde yemek yiyoruz. Bol bol içiyoruz. Ve o da tavsiyelere göre 6 litre kadar su içiyoruz. Evet. Ve sık sık yiyoruz, bol yiyoruz ve çeşitli yiyecekler yiyoruz. Çok çeşitli yiyoruz. Evet. Çok çeşitli yiyoruz. Karıştırıyoruz birbirini. Karıştırıyoruz. O zaman siz düşünün. Bizde eski alimlerimiz ne durumdaydı zavallılar? Bir hurmayla mesela günü geçiriyorlar. Evet. Veya bir küçük ekmekle. Bir gün değil, yıllarca ve ömür boyu. Ve sağlıklıydılar. Evet. Şimdi doktorlarımız bize tavsiye ediyor. Vitaminler. Enzimler. Enzimler, hormonlar. Her şey. Hormonlar. Evet. Çeşit yemekler. Büyüme hormonları. Mesela yetişkin ihtiyar kimselere. Sentetik hormonlar. Sentetik. Onlar. Doğal çok, hormonlar değiller. Değil. Evet. Çok zararlı değil mi? Şimdi ben anlatmak istiyorum. Ne için büyüklerimiz tek ekmek ile ömür boyu sıhhatli ve kimse muhtaç almayabilirdi. Ve biz çok çeşitli, sık yiyen ve çok değerli yiyecekler kullanan ne için o kadar perişan durumda? Evet, çok medeni ülkeler, çok değerli yiyecekleri olan ülkeler hepsi kanser hastası şu an. Hepsi hasta, çok hasta. Evet. Ne için? Çünkü önemli çeşitli yemekler ve çok yemek değil ve sık yemek değil. Önemli bağırsaklarımız mikroflar kurmak. Mikroflar, bağırsaklarımız mikroflar normal ise, bozulmamış ise o zaman o mübarek vazifeli mikroplar proteinler de üretecekler ve bütün vitaminleri, vitamin C dahi üretecekler. Bütün enzimleri üretecekse her şeyi üreteceksin. Biz muhtaçsız varlıklarız. Mükemmel yaratılmış. Hiç kimse muhtaç değiliz. Yani kendi kendine mekanizma kendi kendine onarabilecek durumda. O zaman bağırsaklarımızdaki mikroplar var. Bunlar görevli. Allah tarafından görevli mikroplar. Evet. Yanlış anlamadıysam. Onlar görevli mikroplar. Öyle diyor herhalde. Evet. Bakteri florası her mukoza yapısında mevcuttur. Hepsinin kendine göre özellikleri ve mix karışım durumu vardır. Yani tek bir mikrop değil. Onlar bir grup halinde. Özellikle bağırsak mikrop dengesinin bozukluğu bugün bu konuda özellikle çok problem var. Hem bağırsak sorunlarına hem bağlantılı olarak aslında bütün hastalıkların zeminine sebep teşkil etmiş oluyor. Bağırsak florası bozukluğunun da en baş sebebi oradaki çürümelerin çok rahat olması. Gerek antibiyotiklerle gerek diğer kimyasallarla, katkılarla, koruyucularla, mikrop öldürücülerle, yani aklınıza gelen pek çok şeyi biz ağzımızla alıyoruz ve onları çıkarttığımızı düşünüyoruz ama çıkartmıyoruz. Bağırsakta kalıcı olarak kalıyor. Oradaki sistemi bozuyoruz. Şimdi o konuya geleceğiz katkılı ama ben ondan önce çok merak ettiğim bir konu var. Bugün mesela dünyada Çin tıbbı denen bir şey var. Yani ne bileyim Hint tıbbı var. Hatta bizim memleketimizden bile o taraflara gidip tedavi olanlar var. Hı hı. Peki koskoca bir Osmanlı vardı. Hani bütün dünyaya kök salmış ilmiyle, sanatıyla, mimarisiyle dünyayı fethetmiş. Onun bir tıp sistemi yok muydu? Veya İslam tıbbı yok muydu? Mesela ben eskiden hatırlıyorum bir kupa çekme vardı.